Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir. Ama esas sorun şudur ki bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim kim ne derse desin beyanlarıyla, icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor. AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imzayla çıkmasıdır. Tam 15 yıl içinde 2011 yılı kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin bariz şekilde düştüğü yıldı. Demek ki neymiş? Devlet bu işe kafayı takarsa, masaya yumruğu vurarsa, ben bu işi bitireceğim derse bitiriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi bu kararlılığın sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nde o yıl bütün vakaların azalmasının sebebi ayaklarını denk aldılar. Devlet, meclis bu işe kafayı taktı dediler. Bundan sonra kadına karşı şiddetin cezası ağır, kadına karşı cinayet, minayet aman ha dediler. Ayaklarını denk aldı. Bir takım çevrelerden kadını hayvanla bir gören, sahipsiz olanlar boşta gezenleri sahiplendirilsin diyen geçmişin domuz bağcıları velveleye başladılar. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. Tayyip Erdoğan yarım oyun peşine düştü. Tek kişilik imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak devleti kadınların ve çocukların arkasından çekti. Gelin bu İstanbul Sözleşmesi'ne dönelim. Sayın Erdoğan, seçimden önce çok söz verdin. Emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğim dedin. İnim inim inliyorlar. 12.500. Asgari ücrete 4 kere zam düşünülür dedin. 4'ü bırak, bu sene ikinci zam mı yapmadın? Diğer taraftan depremzedeye söz vermişsin. Ne evlerini verdin, ne verdiğin sözlerin geri kalanı tuttun. Tuta tuta verdiğin sözlerden bir hüda para verdin. Madem hiçbir sözü tutmuyorsun, şu hüda para, şu kadına karşı şiddeti meşrulaştıranlara, domuz bağcıların avukatlarına verdiğin söz lanet olsun, tutma o sözü artık.